Cumhuriyet TV'nin değerli izleyicileri, bu haftaki konuğumuz araştırmacı, yazar Mehmet Emin Kunt. Mehmet Emin Kunt'un kısa süre evvel çıkan kitabı Numaracı Cumhuriyetçiler, Cumhuriyet Kitapları tarafından okurla buluşturuldu. Çok önemli ve çok yakıcı bir soruna değiniyor. Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le, Cumhuriyet'le, Türk kimliğiyle, Türk milliyetçiliğiyle, Türk aydınlanmasıyla, Türkiye'yi Türkiye yapan bütün değerlerle kavgalı olan ve her devrin adamı olmayı da başarmış olan, iktidar kimse onun yanında yer tutmayı, saf tutmayı, iktidar nimetlerinden yararlanmayı, nemalanmayı başaran bu güruhu anlatıyor. Bu numaracı cumhuriyetçileri, bu ikinci cumhuriyetçileri anlatıyor Mehmet Emin Kunt. Biz onları elbette çok iyi biliyoruz. Maalesef her iktidar döneminde merkez sağdan merkez sola, sosyal demokratlardan efendim liberal demokratlara, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar çok geniş bir yelpazedeler. Şimdi biz Mehmet Emin Kunt'u bu numaracı cumhuriyetçiler kitabından dolayı bir kez daha kutlayarak şu sorumuzu soralım. Bu kitabı yazmak nereden aklınıza geldi Mehmet Emin Bey? Evet, güzel soru. Şimdi yani birdenbire gelmiyor tabii. Bu yılların bir birikimidir. Yani yavaş yavaş bir hani eğik zeminde Cumhuriyet başka türlü bir akıbete doğru yol alırken televizyonlarda, gazete köşelerinde hatta üniversite kürsülerinde bu gidişe karşı çıkmak bir yana çanak tutan insanlarla karşılaştık. Yani her yapılan adıma çok büyük bir marifet, çok büyük bir demokrasi adımı olarak bakan insanlar. Hep yüreğimiz yandı. Bu yürek yanışların bir toplamı bence. Yani bu bir iç döküş bu kitap. Sonunda öyle bir birikimin artık işte yani bir patlak vermesi diyelim yani. Kendi kendini de bir sonuçta yazdırıyor. Böyle diyelim. Bunları biz FETÖ'nün solcuları olarak da biliyoruz. ABAN toplantılarında hep bunlar vardı. Evet. Nitekim bir kısmı bunlar işte Mehmet Altanlar, Ahmet Altanlar falan. Bu emperyalizm destekli terör, istihbarat, casusluk ve ihanet örgütü olan FETÖ'den de zaten gözaltına alındılar, hapis yattılar, yargılandılar. Ama tabii bunların yelpazesi çok geniş. Şahin Alpay da var, Cengiz Çandar da var, Ali Bayramoğlu da var, Eser Karakaş da var, Gülay Göklük da var. Yani son hemen hemen 20-30 yılda Turgut Özal'ın yanında yer almış pek çok isim var. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almış, onu başlangıçta desteklemiş pek çok isim var. Ve bunlara baktığımızda hani yetmez ama evetçi olarak biliyoruz. İşte özür diliyoruz.com ekibi olarak biliyoruz. Bunların bu Atatürk'ün cumhuriyet düşmanlığının kökeni sizce nereden kaynaklanıyor? Bu sadece siyasetle, tarihle açıklanabilir mi yoksa acaba tıbba mı başvurmak gerekiyor? Vallahi çok çok harika bir soru soruyorsunuz. Ben de bunun cevabını doğrudan doğruya bilemiyorum. Yani maddiyat olarak bakıyorum. Hani çıkarcılık, belirli yerlerden nemalanmak. Ama sırf bunun olması da çünkü yani hali vakti yerinde bir takım şeylere ihtiyacı olmayan işte ne bileyim kendine göre bir kariyeri olan, bir akademik hayatı olan insanlar bu yani böyle bir Atatürk muhalifliğiyle kendilerine ayrı bir yer kazanmaya çalıştılar. Nasıl oluyorsa yani kendilerine bir şey mi görüyorlar? Yani bir rakip mi görüyorlar? Nasıl oluyor bu yani? Peki mesela bunlar her devirde Özdemir İnci Üstadımızın deyimiyle hani ana rahmine haklı düşenler diyor bunlar için. Her devirde iktidar kimse, güçlü kimse, lider kimse onun yanında yer almayı nasıl başarıyorlar? Mesela Hasan Bülent Kahraman. SHP koalisyon hükümetinde SHP'nin danışmanlığını yaptı. Fikri Sağlar'ın Ercan Karakaş'ın yanında yamacında bulundu yani. SHP'nin kültür bakanlarıydı bunlar. Evet. Ondan sonra hemen bir bakıyorsunuz AKP'ye meyletti. AKP'nin yayın organlarından Sabah Gazetesi'nde uzun yıllar köşe yazdı. Ben birebir biliniyorum. Rahmetle anıyoruz ustalarımızdandı. Beraber yazdık Cumhuriyet'te. Atilla Han'a övgü dolu mektupları vardı. Atilla Han'ın ölümünden sonra gazetede köşesinde Atilla Han'ın hani o kadar da ahım şahım bir adam olmadığını mealen anlatan bir yazı yazdı. Yani bunlar acaba bu keskin U dönüşleri, iktidar kimse onun yanında konumlanabilme kabiliyetleri. Siz
Bunlar üzerine çok çalıştınız. Ve bunları bu acaba anakronik hatalar, yani bugünün zaviyesiyle, bugünün değer yargılarıyla, bugünün penceresiyle, bugünün birikimiyle dünü eleştirmek, dünü yargılamak, düne çullanmak alışkanlıklar arasında nasıl bağlar var? Yani karakterleri artı kariyerleri artı bu geçmişe dönüp çullanma, geçmişe sövme huylar arasında sizce bir birebir bağlantı var mı Mehmet Emin Bey? Vallahi hepsini herhalde aynı potaya, aynı kefeye koymak pek mümkün değil yani. Çok değişik sahipler var, değişik güdüler var. Kimisi gerçekten bir takım nemalanma konusunda, kendilerine bir takım çıkar elde etme konusunda. Çok tipik bir örneği bunun Çetin Altan. Çetin Altan bizi çok şaşırtmıştı. Yani biz bütün gençliğimizde onun yazılarıyla aydınlandık. Ne bileyim bir takım hareketlerimizi ona göre tayin etmeye çalıştık. Sonra birdenbire Özal dönemiydi. Özal çok büyük bir kırılma noktası benim görebildiğim kadarıyla Cumhuriyet tarihinde. Farklı farklı yerlere savruldular. Yani Çetin Altan'ın adını almamın nedeni bir özel bir tipik bir örnek olmasından. Simgesel bir durum, özgül ağırlığı var. Evet. En azından 60'lı yıllarda Türkiye'de sol sosyalist harekette, Türkiye İş Partisi özelinde. Evet, yani kendi hayatında bir hayli hırpalanmış bir insan Çetin Altan. İşte hapislerde yatıyor, bir takım şeyler elinden alınıyor vesaire vesaire. Ve sonra birdenbire bu Özal döneminde bambaşka bir dünyaya gözlerini açıyorlar. Ve hani burada hükümet yanlısı olmak, onların suyuna gitmek, işte ne bileyim yani artık eski savundukları değerleri bir kenara bırakmanın kendilerine çok büyük bir rahatlık, büyük bir maddi kazanç getirdiğini görüyorlar ve buna kapılıp gidiyorlar. Ama bu hepsinin için denemez bu. Dediğim gibi, konuşmamın başında da söylediğim gibi yani hiçbir maddi kazanca ihtiyacı olmayanların arasından da bunlar çıkıyorlar. Ama bunların artık ilk söylediğiniz gibi belki biraz tıbbi tarafları da var. Yani kendi kişiliklerini belirli bir şey karşısında oturtmak. O artık herhalde yani sosyolojinin ya da tarihin değil, psikolojinin veya psikiyatrinin psikolojinin de konusuna geliyor. Yani Atatürk'ü basmaya kendilerine bir şey olarak alıyorlar. Yani rakip mi diyeyim? Bir hesaplaşılacak bir şey mi? Yani açık açık zorlamayla yaptığı devrimler, işte tepeden inmecilik, halkı itme, kalkma, mesela, şudur, budur. Çok güzel bir noktaya parmak basarken hoşta bir tanım getirmişsiniz. Bunların fetiş konuları var diyorsunuz Mehmet Emin Bey. Evet. Fetiş konuları işte. Sözde soykırım iddiaları işte. Dersin, efendim erken cumhuriyet dönemimiz vesaire. Bu fetiş konuları tabirini siz kullanıyorsunuz. Bunların başka ne tür fetiş konuları var? Benim adını anmadığım ama kitabınızda olan. Nedir bu fetiş konuları başka? Ama birinci fetiş konusu bir kere Atatürk. Orada bir şey. Ortak olarak birleştikleri. Yani ona saldırmak onlara çok büyük bir şey veriyor. Kimisine maddi kazanç getiriyor, kimisine de başka türlü hazlar getiriyor. Herhalde ülke içinden maddi kazanç değil mi? AB ve ABD başta olmak üzere emperyalist merkezlerden de bunlar kullanıyorlar. Kuşkusuz. Demince bu FETÖ ile birlikte iş tutanlardan bahsetmiştiniz. Özellikle çok büyük bir nema alanlı söz konusu. Yani işte gazetelerde mi yazmalar, konferanslarda konuşma yapıp karşılığında maddi olarak bunlar açılması. Üniversite kürsülerinin açılması mı desek. Yani çok değişik alanlar bunların. Mesela gene kitabı okurken dikkatimi çekti. Diyorsunuz ki tarihi ustalıkla çarpıtıyorlar bunlar. Ve önlerinde hem medya imkanı var, hem üniversite kürsüleri var, hem gazete köşeleri var. Pek çok iktidar artı muhalefet, Muhafazakar Parti'den tutun Sosyal Demokrat Parti'ye kadar. Oralarda bunların danışmanlıkları, bazen mevzuslukları söz konusu oluyor işte. Arkalarında iletişim yayınları gibi bir yayın evi var işte. Birikim Dergisi bunlara hizmet ediyor. Yani hakikaten çok olmamakla beraber belki sayısal olarak ama örgütlü olduklarından dolayı ve kamuoyunda büyük gürültü çıkarabildiklerinden, stratejik mevzileri tuttuklarından dolayı herhalde sesleri çok çıkıyor. Çok, diyebilir miyiz? Çok, aynen diyebiliriz. Yani hep bu söylendi ya, bunların sayısı şudur, 200 kişi, 300 kişi bunlarla ne olur? Ama öyle değil. Çünkü çok önemli yerleri, kamuoyunu oluşturacak, önderlik edecek yerlerde kalem oynattılar ya, söz söylediler. İşte dediğiniz gibi gazete köşeleri, televizyon ekranları, üniversite kürsüleri. Vesaire vesaire. Mesela çok önemli oldu.
Elektronik posta arkadaşları olarak biz bunları biliyoruz değil mi? Hatta uzun yıllar işte Kumkapı'da falan falan toplanıyorlardı. Türkiye'de anlı şanlı gazeteciler geliyordu. Karo Efok onlara sen bana bir hani kısacık makale yaz, ben sana istediğin telifi veririm falan falan diyordu. Yani bunların acaba bir gazetecinin, bir üniversite hocasının izah edemeyeceği, açıklayamayacağı başka başka girift, derin, yoğun, yabancı servislerle ne tür ilişkileri var sizce? Çünkü artık arada bir para alıp verme ilişkisi olunca, arada bir ast üst ilişkisi, bir amir memur ilişkisi söz konusu olunca artık biz bunların yaptıklarına bir sendikaya danışmanlık faaliyeti, bir milletvekilinde bir bakana danışmanlık faaliyeti, bir gazetede köşe yazarlığı diyemeyiz. Artık o başka bir angajmana girer çünkü. Ne diyorsunuz? Vallahi ben hepsine belki bu doğrudan doğruya bu şeyi yakıştırmak doğru olmaz. Hı hı. Ama bir kısmı dediğiniz gibi mutlaka böyle faaliyetleri var. Şimdi kitabın içinde okuyacaklar, hı hı, görecekler. Öyle şeyler var ki ben diyor yıllardır işte gazetede yazarlık yaptım. İşte bir takım görüşlerimi paylaştım, bir takım konularda topluma yön vermeye çalıştım. Ama biz diyor böyle bir birikime sahip değildik. Bizim o kadar fazla büyük bir şeyimiz yoktu. Halkı etkileyecek, belirli yönlere sevk edecek bir normal, bilebildiğimiz kadarıyla yani bir gazetecinin olabildiği, sağlayabildiği bir takım sığ bilgilerle biz bu hareketleri yaptık, bu yazıları yazdık. Ama bize çok büyük şeyler yakıştırdılar. Biz hani toplum önderi gibi ortaya çıktık. Hani bizim ağzımızdan çıkanlar keramet gibi yani. İşte yapılıyor bu işler, demek ki çok doğru. Bir takım demokratik adımlar atılıyor. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ama biz bunları yazarken çok da fazla duruma hakim değildik. Bunu kendi ağzıyla söyleyip itiraf eden insanlar var. Bir tanesi Cengiz Çandar. Ben yani şaşkınlıktan dilimi tuttum. Biraz da inanarak yaptıklarını zannediyordum. Düşünün yani hiç inanmadan kalem oynatıyor, fikir söylüyor, serdediyor. Hangi çıkarlar bilemem. Bir tanesi evet dediğiniz gibi işte bu Avrupa Birliği'nin yayın organlarına yazı yazdırıyorlar, ona bir karşılık veriyorlar ama sadece bu değil. Kim bilir hangi istihbarat örgütleriyle ne gibi iş tuttular. Yani bunlar da tabii araştırılması gereken bir konu. Haklısınız. Mesela bunların adlarının önünde koca koca doçent, doktor, prof, doktor falan yazıyor. Ama bunların dikkat ederseniz demokrasi tanımında yurttaş kimliği, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, hukuk devleti değil de emperyalizme karşı mücadele değil de hep bir alt kimlikçilik var. Hep ABD ve Avrupa emperyalizmi adına, NATO adına hep bir alt kimlikleri, mezhepsel aidiyetleri, etnik dinsel mensubiyetleri kaşıma ve bunu öne çıkarma motivasyonu var. Bunu nasıl izah ediyorsunuz siz? Vallahi işte öyle bir demokrasi anlayışları var. Yani biraz da böyle güdümlü, demek ki dışarıdan dikte edilen bir takım konularla. Yani bunlar eli kanlı bir terör örgütünü uzun yıllar, yani FETÖ'yü bir sivil toplum kuruluşu olarak pazarlamayı ve maalesef geniş bir kitleyi de buna inandırmayı başardılar. Tabii yani sadece o değil. Düşünün yani Türkiye'nin çok büyük bir yarası, uzun yıllar baş ettiği, mücadele ettiği bir PKK terörü var. Bırakın FETÖ'yü, o PKK'ya çok bile doğru. Bir sivil toplum, neredeyse tabii. Sivil toplum tabii. İçin bir faaliyette bulunan tabii. Bir örgüt ve mesela muamelesi yaptılar. Çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Bütün bunların, yani kitabınızda andığınız bu numaracı cümleşlerin önemli bir bölümünün aynı zamanda bir çürüme, bir çöküş süreci olan, kimilerinin açılım süreci, çözüm süreci dediği o çürüme çöküş sürecindeki akil adamlar, akil insanlar heyetlerine üye olduklarını biliyoruz. Evet. Değil mi? Yani bir taraftan etnik ayrılıkçı terör örgütüyle beraberler, bir taraftan FETÖ terör örgütüyle beraberler ve her iki terör örgütüne de, emperyalizm destekli her iki terör örgütüne de bunlar sivil toplum kuruluşu. Aynen ve bunlar hem demokrasi adına yapıyorlar evet. Ama kendi demokrasi tanımlarıyla, yani onların demokrasi tanımları bir tür, artık şimdi itiraf edelim, yani emperyalizmin dikte ettiği, ancak şu sınırlar tahtında siz kendi şeyinizi yapabilirsiniz. Öyle çok fazla bağımsızlık istemek, çok fazla kendinize göre bir takım haklar emek savunmak. Emek yok, alın teri yok, evet, bağımsızlık yok, anti emperyalizm yok ama bunlara sorarsanız ABD, Irak'a ve Suriye'ye demokrasi götürüyor.
Evet. Afganistan'a zaten aynen, demokrasi getirmiş. Aynen. Bütün felaketler içinde hep dediğiniz gibi demokrasi, 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 demokrasiyi böyle tepelediler. Yani Arap Baharı. Arap Baharı'nı tamamen, yani sonradan ortaya çıktı ki tamamen güdümlü, tamamen belirli, emperyalizm belli emellerine göre o şey edilmiş, manipüle edilmiş hareketler ve sahip çıktılar. Sonuçlarına sahip çıktılar. Peki şimdi 2022 yılının biz Ocak ayındayız. Kısa bir süre evvel, yani ne diyelim belki son 2-3 ayda bunlardan bazılarının, Nuray Mert gibi, Hasan Cemal gibi, böyle biraz açık, biraz mahcup ifadelerle öz eleştiri verdiklerini, Atatürk'ü, Atatürkçüleri, Atatürkçü dernekleri öven yazılar yazdıklarını, açıklamalar yaptıklarını biliyoruz. Mesela Nuray Mert'e ve Hasan Cemal'e, pekala belki Murat Belge'yi de ekleyebiliriz yani. İşte yazdıkları T24 gibi falan yayın organlarında bu tarz açıklamaları oldu, işte röportajları oldu vesaire vesaire. Bu son 2-3 aydaki bu değişimi, bir, samimi buluyor musunuz? Asla. İki, asla. Acaba ne oldu da böyle bir öz eleştiri vermek ya da biraz canım Atatürk'ü de biz yanlış anlamışız, bu Atatürk dernekler de o kadar kötü değilmiş şeklinde bir izahat vermek ihtiyacı duyurlar bunlar. Vallahi demin en başta tanımladığınız gibi duruma göre yön değiştiren insanlar bunlar. Artık belli ki belirli bir iktidarın sonunu görmeye başlıyorlar. Ya da iktidardan aldıkları değil mi? Kesilmeye mi başladı? O nimetler kesilmeye mi başladı? İktidardan nemalanamıyorlar mı? Tabii. Öncelikle o. Öncelikle o. İktidardan bütün nemalanmaları bittiği gibi şimdi içinde bulundukları, taraf oldukları her türlü şey, bağdaşıklık olayları artık ortadan kalkıyor. Yavaş yavaş. Onun için işte kendilerine toplumda birazcık bir alan açabilmek için bu tür davranışlar içindeler. Benim teşhisim o. Yoksa samimi değiller. Tabii ki değiller. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili ben teşekkür Mehmet ediyorum. Ben teşekkür hem ediyorum. Teşekkür ediyoruz, hem tebrik ediyoruz. Numaracı Cumhuriyetçiler kitabından dolayı kutluyoruz. Gerçekten bir şövalye gibi, kalemini bir kılıç gibi kullanan bir şövalye gibi, bir yazı araştırma şövalyesi gibi tam da bu konjonktürde çok önemli bir çalışmaya imza atmışsınız. Barış sağ olun, Bey, var olun. Barış geldiniz. Bey, eksik olmayın, eksik olmayın. Çok büyük bir mutluluk duyuyorum ki böyle bir çalışma sizin elinizde parlıyor. Siz bunu önemini vurguluyorsunuz. Çok sağ teşekkür olun, ediyorum. Çok çok teşekkürler. Tekrar tebrik ediyorum. Evet, Cumhuriyet TV'nin değerli izleyicileri, bu haftaki konuğumuz araştırmacı yazar Mehmet Emin Kunt'tu. Kısa süre evvel Cumhuriyet kitaplarından çıkan Numaracı Cumhuriyetçiler kitabını konuştuk sevgili Mehmet Emin Kunt'la. Sizin ve kitabınızın yolu açık olsun. Kaleminize sağlık, elinize sağlık. Sağ olun.